hocamıza sizlerin ve bizim merak ettiğimiz çok güzel sorular hazırladık bakalım ne cevaplanılacak. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyemiz Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan konuğumuz. Ona çok merak edilen korona ve pandemi süreciyle ilgili sorularımızı soracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Orkun. Öncelikle siz ve aileniz aşı oldunuz mu? Kaç doz oldunuz? Evet hemen örnek vererek başlayayım. Büyükten küçüğe söyleyeyim istersen. Annem 80 yaşında 3 doz aşısını oldu. Şu an sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Hiç koronada yakalanmadı. Sonra kendimden bahsedeyim her yaş grubundan örnek vermek için. Ben de 3 doz aşım oldum. Birincisini biliyorsunuz Bakan Bey ile birlikte ekran karşısında olmuştuk örnek olmak için. İkinci dozumuzu da olduk. Üçüncü dozumuzu da sağlık çalışan olmamız hasebiyle tamamladık. Aynı şekilde bir de 17 yaşındaki oğlumdan bahsedeyim. Oğlumda bir doz aşısı ne oldu, ay sonunda da ikinci doz aşısı ne olacak? Süper. Yine çok merak edilen sorulardan biri. Hatta böyle yakın zamanda internette fenomen haline gelen böyle videolar çıktı. Ee, Pfizer BioNTech aşısı olanlarda mıknatıslanma oluyormuş. Ee, kolda böyle kaşık duruyormuş. Ben de yanımda cebimde kaşık getirdim. Sizle bir deneyelim istiyorum. Bir deneyelim Siz de aşılısınız, artık. ben de aşılıyım. Bir deneyelim. Deneyelim. Bakalım duruyor olacak. mu? Duruyorsun çok merak. Ettim. Kaşık yere düşerse ama sonu yıkamak <laughs> gerekecek herhalde. <laughs> Ben ben direkt deniyorum. Ben soldan oldum herhalde değil mi? Soldan, soldan olmuşsundur. Ee... Yok hocam. Bırak sen ben <laughs> kaşık düşersin. Kaşık metal mi değil? Dolandırıldık mı? <gülüyor> <gülüyor> ben de bak koyayım ama. Öyle bir şey yok. Yok hiç. bakayım. Hatta ters koy. Bir de ters koy bakalım. Belki ters tutar. Yok yine olmadı. Yok vallahi olmuyor. Nerede? Şurada bir yerde olması lazım. Yok vallahi tam da, durmuyor. Tam şu deltoid kasının oradadır açıkçası. Tam oradan yaparız. Yok hiç sıfır. Yok. Dolandırıldık. Evet, kaşık gelmişken bari bir şey yiyelim tatlı <laughs> Tatlı yiyelim. Evet. Peki bir sonraki sorumuza geçiyorum ben müsaadenizle. Ee, yine çok merak edilen Google'da da aratılan sorulardan bir tanesi aşı kısır yapar mı? Evet aşının kısır yaptığı ile elimizde bir kanıt söz konusu değil. Aslında bu pek çok aşı için de geçmişte söz edilen bir konuydu ama bununla ilgili bir kanıt yok. Üstelik aşıların da böyle bir etkisi yok. Yani üreme sistemine etki yapan bir aşı söz konusu değil. Okey yani çünkü çok fazla insandan şey duyuyorum ben böyle işte daha yeni çıktı hani üstünden zaman geçmedi ne yan etkisi olabilir bilmiyoruz kısır olabilir miyiz bilmiyoruz gibi böyle e, şehir efsanesi midir bunlar hocam? Evet şehir efsanesi ama hatta e, bence üzerine çok konuşulduğu için bunlar zincir etkisi yapıyor ve çarpan etkisiyle daha çok konuşulmaya başlanıyor açıkçası ama tabi insanların aklına soru işaretli oluşu haliyle doğru cevapları da vermek gerekiyor az önce dedim ya kanıta dayı olarak aşının kısır yapma dair bir bilgi elimizde söz konusu değil. Bu nedenle de açıkçası vatandaşların aşı kısır yapıyor konusunu akıllarından çıkarmaları gerekiyor. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Örneğin aşı ilgili konuşuyoruz ama %30 insanlarımız sigara içiyorlar. Sigaranın kısırlık yaptığını belki bir kez daha hatırlatmak daha doğru olacaktır diyorum bu vesileyle. Bir de çok fazla e, bununla birlikte çok fazla yalan haber, yanlış haber de çıkıyor. Doğru bilgiyi peki nereden alabiliriz? Evet, aslında pandemi gibi bir de infodemi var orkun. Infodemi dediğimizde işte info bilgiden geliyor. Bilginin hızlı yayılması. Hatta infodeminin pandemiden çok daha hızlı yayıldığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bakıyorsunuz bir şeyi okuyorsunuz. Daha onunla ilgili bir yorum gelmeden binlerce kişiye gelmiş. Tahmin ederseniz bir sürü mesaj geliyor. Sosyal medya yoluyla, e-posta, telefonla arayan, ulaşan. Ee, ama doğru bilgi kaynağı bu tip durumlarda, toplumu ilgilendiren durumlarda açıkçası kamudur. Yani Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'dır. Veya dünya sağlık örgütüdür. Veya bilim insanlarıdır ama bilim insanları deyince pek çok kişi farklı görüşler dile getirebiliyor açıkçası. Ama daha çok bu konuda çalışan, bu konuda yayınları olan kişilerin dinlenmesi daha doğru olacaktır. Yine de Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinden de zaten çoğu bilgiye edinebiliyoruz Tabii, değil Bütün mi? bilgiler. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sitesine baktığımızda zaten bakanlıkta bu işlerde çok yetkin arkadaşlarımız var. Sadece pandemi değil ki Tütünle mücadele, kronik hastalıkların kontrolü gibi konularda da pek çok hazırlığı zaten bakanlığımız yapıyor ve hazırlıyor. COVID-19 özel bir web sayfası var. COVID-19 özel web sayfasında da biz bilim insanlarına destek oluyor bakanlıktaki arkadaşlarımız. Kendileri de çok yetkinler. Ve ne aranırsa açıkçası girildiği zaman sık sorulan sorulardan tutun. Aşımı ne zaman olmalıyım? Aşı nasıl etki yapar? Koronavirüs hastalığı nedir? Nasıl mücadele edilebilene kadar bütün detaylı bilgiler farklı dillerde de hem de Sağlık Bakanlığı web sayfasında var harika yani. Ben buradan uyarımı da yapmak istiyorum. Lütfen haber sitelerinde karşınıza her çıkan habere inanmayın. Bir arkadaşınız size gelip kafama yumurta vurdum, korona'ya iyi geldi diyorsa inanmayın. Mutlaka açın Sağlık Bakanlığı'ndan okuyun ya da bir doktora danışmakta her zaman fayda var. Hocam peki bu aşı bizi nasıl hastalıklardan koruyor? Ne yapıyor yani tam olarak işlevi nedir? Evet, aşı yapınca insanlara bir mikroorganizmanın kendisi ya da onun parçalarını veriyoruz. Ve böylece vücutta da antikor dediğimiz mikroorganizmalara karşı etkili koruyucu bileşenlerin salgılanmasını sağlıyoruz. Bunlar küçük dozlarda verildiği için vücut mikroorganizmaların büyük dozlarda giriş zamanına kadar hazırlıklı hale geliyor. Ve daha sonra o mikroorganizmanın kendisiyle karşılaşınca, hasta edecek kadar dozla karşılaşınca hazır antikorlar söz konusu olduğu için mikroorganizma hastalık yapmıyor. Bu tabi sadece virüsler için geçerli değil. Bakteriler için de böyle bir durum geçerli. Ama temel olarak açıkçası aşının mekanizması bu şekilde. Anladım. Peki e, yine çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ben de aynı şekilde merak ediyorum. Bu varyantlara e, olan etkisi henüz net olarak bilinmiyor değil mi? Şu anda varyant etkisi açıkçası İngiltere'de yüksek. Bu bulunduğumuz zaman itibariyle. Aynı zamanda Hindistan'da da yüksek. Şöyle bir hesaplam var. Geçen yıl biliyorsunuz bu dönemde aşılar söz konusu değildi. Bütün dünyada aşısızdı ülkeler. Ve pandemiyle bildiğimiz fizik mesafe, koruyucu yöntemler, maske ve benzerleriyle mücadele ediyorduk. Ama... Geçen sene ki durumla bu seneki durumu karşılaştırdığımızda aşı olan ülkelerle olmayan ülkeleri örneğin e, Belçika gibi, İngiltere gibi, Fransa gibi, Hollanda gibi aşılamaları toplumda yarıyı geçmiş ülkelerde Hindistan gibi, Nepal gibi ülkelerle kıyasladığımız zaman iki kattan daha fazla miktarda hastalığın az görüldüğüne şahit oluyoruz. Bu da aşının demek ki varyanta karşı da koruduğunu gösteriyor. Hatta aynı zamanda Türkiye verisinde geçen bilim kurumu sonrasında Sayın Bakanımız açıklamıştı bildiğiniz gibi. Hastanede yatarak tedavi gören her 20 kişiden 19'u aşısız olanlar ki varyantların ülkemize göründüğünde hepimiz şahit oluyoruz. Ya da bir başka rakamla Türkiye'de koronavirüs tanısı alan kişilerin %87'si aşısız olanlar baktığımızda. O zaman aşı hem hastalığı ağır geçirmekten koruyor hem varyantlara karşı koruyor hem de dolaylı olarak aşı olan kişilerin çevreye virüs saçılmaz olacağı için aynı zamanda çevresine enfekte etme ihtimali de azalıyor diye düşünmek doğru bir yaklaşım olacaktır. E, hangi aşı olduğumuz burada e, bir önemi var mı? Hayır, hangi aşı olduğumuzun bir önemi yok. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, bu genel geçer bir kavram açıkçası, bilimsel olarak da kanıtlanmış bir kavram. Bir aşı salgın durumunda %50 koruyorsa ağır hastalıktan, o zaman bu aşı uygulayın diye söylüyor. E dünyaya baktığımızda şu an uygulanan aşıların hemen tamamına yakını %80'den fazla %90 dolayında koruyuculuk yapıyor. O yüzden çok küçük rakamların çok önemli olduğu kanısında değilim açıkçası. Buradan baktığımızda önemli olan aşının ağır hastalıktan koruyup korumadığı. Bu söylediklerimiz aşısız olanlar. Düşünsenize her 20 kişiden 19'u aşısız hastanede tedavi gören veya her tanı alan koronavirüs hastasından 100 kişiden 87'si aşısız. Türkiye'de şu an için baktığımızda hemen hemen Biontech ile Sinovac benzer sayılarda. Bazı yerlerde Biontech daha fazla, genç nüfusta halle Biontech daha fazla, benim gibi önceden aşı olanlarda Sinovac halle daha fazla gibi düşünmek gerekiyor. O yüzden aşı korur. Çok açık net bir mesaj açıkçası bu. Şimdi beni de ilgilendiren bir soru aslında bu. Ben aşımı yurt dışında oldum. Çünkü Türkiye'de aşı bu kadar yaygın değildi ben aşı olduğumda. Ben Amerika'da oldum aşımı. Yurt dışında olduğum aşıyı burada geçerli kılmak için ne yapmam gerekiyor? Çünkü dijital bir belge yok benim elimde. Bir tane kağıda aşı oldun kardeşim diye yazıp verdiler bana. Bizim çok güzel bir HLTV uygulamamız var. Buna işletmeniz gerekiyor açıkçası. Nerede bulunuyorsa vatandaşlarımız bunun için sağlık müdürüne giderlerse, o aşı belgesiyle beraber gösterirlerse o sisteme işleniyor. Hatta şöyle de olabilir. Bir doz aşıyı diyelim vatandaşımız gitmiş yurt dışında olmuştur. Sonra Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'de ikinci dozunda pekali olabilir. Programa dahil olabilir. E, Covid-19 aşısı olmadan pandemi sürecini atlatmak mümkün mü? E, açıkçası mümkün olabilir ama çok uzun zaman sürer. Çok fazla kayıp yaşarız. İnsanlarımız hayatını kaybeder. Sosyal hayat, ticari hayat, günlük yaşam kesinti uğrar. Ama bugün biliyoruz ki aşıların dünyada insan ömrünün artmasına ve salgınların kontrolüne çok ciddi katkısı var. Hatta şöyle bir cümle söylemek doğru olacaktır. Geçen yüzyıl bu dönemlerde insan ömrü ortalama yani 1900'lerden bahsediyorum 40 civarındaydı. Bugün insan ömrünün dünyada 70'lere dayandığına varsayarsak bunun aslında iki temel sebebi var. Bir tanesi temiz ve sağlıklı suyun sağlanması, içilebilir suyun sağlanması, diğeri ise bulaşıcı hastalıkların salgınların aşıyla kontrol edilmesi. Bu nedenle bir salgın varsa ve onun aşısı varsa mutlaka aşıyla kontrol etmek çok hızlı ve etkin bir kontrol sağlar. Hatta şöyle bir cümleyi de söylemek yine mümkün. Eğer dünyada şu anda milyarlarca insan aşı olmamış olsaydı, eğer bu insanlar çift doz aşıları olmasaydı, yani tam aşılanmışlar olmasaydı açıkçası, rakamlar dünyada da ülkemizde de çok daha yukarıya gidebilirdi. Bugünden tezi yok. Bir an önce aşı olarak değerlendirmek gerekiyor. Özellikle ilk doz aşı olmamış vatandaşlarımız hemen aşı olurlarsa ya da bir doz aşı olmuş ikinci doz olmaktan çekinen arkadaşlarımız, vatandaşlarımız varsa onların da olmaları yüz dönemine güçlü girmemiz için çok önemli bir faktör açıkçası. Toplumda aşının etkili olabilmesi için Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için açıkçası belli bir zaman diliminde aşılı sayısının çok yüksek olması gerekiyor. Bunu sağlayabilirsek %70'leri, %80'leri ancak başarılı olabiliriz. Bunun da yolu hızlı ve etkin bir şekilde şu anda gelip vatandaşlarımızın aşı olması. E, şimdi benim hani çevremde de çok fazla görüyorum e, aşı olanlar da e, pandemi sürecinden artık bıkanlar da e, maske takmıyor, eldiven takmıyor ve önlem almayı azalttı herkes. Ee, sizce neden oluyor bu? Evet açıkçası burada iki tane durumdan bahsetmek mümkün. Bir tanesi aşı olan vatandaşların bana bir şey olmaz yaklaşımı sergileyerek artık diğer koruyucu önlemlerden, el yıkamadan, maskeveden vazgeçmeleri bu doğru değil. Bir başka grup ise aşı olmasa da bu sefer bu önlemlerden sıkılanlar. Ama hala hazırda koronavirüsten koruma yöntemleri değişmedi. Hala hazırda el temizliği, el hijyeni ve aynı zamanda maske takmak, mesafe halen geçerli ve ortamların temiz hale havalandırması. Hatta bununla ilgili de şunu söylemek gerekiyor. Örneğin el hijyeni ve maske takılması ile birlikte geçen sene kış ayında neredeyse grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarını hiç görmedik. Bakın bu kadar korunduk. Yine bu yaza bir atıf yaparak söyleyeyim. Hem kendi verilerimiz hem de bakanlıkta da benzer bir çalışma söz konusu. Örneğin yazın da el yıkamanın, el hijyenin önemi o kadar çok ortaya çıktı ki bakın ishalli hastalıklar. Yani iyi yıkanmamış besinlerden, gıdalardan geçen hastalıklar e, iyice az görüldü. Bunların temel nedeni de açıkçası hijyene dikkat etmek, kurallara uymak. Bu nedenle bulaşma yolunun değişmediğini ama delta varyantı gibi daha bulaşıcı bir etkende söz konusu olduğunu düşündüğümüzde açıkçası fizik mesafe, maske ve el yıkamanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor ve hala hazırda da sürüyor. İster aşılı olsun ister aşısız olsun vatandaşlar. E, vatandaşlarımız e, COVID-19 aşısı için onlara sıra geldiğini ya da işte listede olduklarını nasıl takip edebilirler? İki tane yolu var bunun. E-Nabız sistemi veya merkezi hekim randevu sistemi yani MHRS. Normal randevu alacakları yer açıkçası. Buradan başvurarak aşı sıralarında hangi aşamada olduklarını, ne zaman aşıya gideceklerini çok rahatlıkla görebilir vatandaşlarımız. Hocam geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, yanlış bilinen, cevabı yanlış bilinen ve Google'da çok aratılan sorularımız vardı. Herkes tarafından merak edilen çok güzel cevaplar aldık sizden. Ee, çok teşekkür ediyoruz konumuz olduğunuz için. Ben çok teşekkür ederim Orkun. Sayende akıllarda olan soru işaretlerinde bir nebze de olsa gidermiş olduğumuz kanısındayız. Umuyorum koronavirüs mücadelesine çok ciddi katkı sağlayacaktır bugünkü program. Evet videomuzun da burada sonuna geldik. Yine Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalında başka bilim kurulu üyelerinin başka YouTuber'larla, influencer'larla soru cevapları var. Onları da mutlaka izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.